Sen anlattığın için mi? Hadi anlat. Aylar önce ben de seni bu eve kitlemiştim. İlk kez o zaman konuşmuştuk galiba. Cansu gelene kadar. Ben üniversiteyi kazandığımı Cansu'ların evinde öğrenmiştim. Hayatımın en heyecanlı, en güzel günlerinden biriydi. Sonra en kötü günlerinden biri oldu. Belki de bizim yaşadığımız her şeyin sebebi o gündü. Kazanamadım. Kazanamadım. Feriha, sen istersen aşağı in. Bir an önce annenlere müjdeyi ver. Tebrik ederim tekrar. Sana inanamıyorum ya. Ya inanamıyorum sana. Kapıcı kızı bile kazandı. Özel dersler, dershaneler. Sen küçük hanım. Sen ne yaptın Cansu? Kapıcı kızı kadar bile olamadın değil mi? Basit bir kapıcı kızı kadar bile olamadın. Bir kapıcı kızı kadar olamadım. Okul açılana kadar günlerce, aylarca bu ses beynime kazındı sanki. Garip. Belki de bütün hikayeyi Senem Hanım başlattı. Senem Hanım'ın başlattığı hikaye geride kaldı. Yalanlar geride kaldı. Artık tek hikaye bizimki. Bu sadece bizim hikayemiz. Bana böyle dokunmanı o kadar özlemişim ki. Kendimi tutamadım ve büyüyü bozdum, değil mi? Ya büyü falan yok, anlık bir şey. Bir an bile kendini bırakmak bu kadar korkutuyor mu seni? Ya Emir yapma lütfen. Geçmişten gelen yaralarımızı açmamız, birbirimizde açtığımız yaraları kapatmaya yetmiyor Emir. Zor bir çocukluk geçirmem benim kırgınlıklarımı yok etmiyor. Tamam, ben acıların çocuğu olduğumu iddia etmiyorum zaten. Babanın yanında ne kadar acıların çocuğu olabilirsin acaba? Babamla büyümek. Kulağa eğlenceli geliyor değil mi? Eğlence. Sınırsız eğlence. Günaydın, yakışık mı? Ne o? Gözün mü kaldı? Hı? Bana bak Emir Sarrafoğlu. Şunu aklına iyice kazı. Bunlardan biri gider, biri gelir. Sen Sarrafoğlu erkeğisin. Hiçbir kadın Sarrafoğlu erkeğine hayır diyemez. Daha bunlardan çok göreceksin. En azından egonun kaynağı konusunda yanılmamışım. İnkar edemem. Sana arabayla çarptığım güne kadar şu Sarrafoğlu erkeği efsanesine kesinlikle inanıyordum. Kendimi özel mi hissetmeliyim? Hayatımdaki tek özel şey olduğunu biliyorsun. Bunu inkar edemem. Sen bana dünyanın en özel kadını olduğumu hissettirdin. Ama sonra beni yerin dibine soktun. Feri, arızalarım var biliyorum. Hatalarım var. Ama bütün kusurlarımdan, hatalarımdan
Bütün kötü özelliklerimden daha büyük olan tek şey sana olan aşkım. Bunu biliyorsun. Neden ben? Neden sen? Neden? Neden sen? Belki binlerce, belki de tek cevabı var bunun. Ben seninle birlikte kendimle tanıştım. Yanında her şeyi yapabilecek kadar güçlü oldum. Tek bir sözünle yerin dibine inecek kadar güçsüz oldum. Kendi içimdeki ışığı gördüm seninle. Ve sen bazen kendi karanlığında boğdun beni. Belki hepsi, belki hiçbiri Feriha. Bak bana. İstemiyorum. Kendimi senden dinlediğim zaman böyle oluyor işte. Bana kendimi eşsiz hissettiriyorsun. Şu an böyle hissediyorum. Sana bakarsam hepsi yok olacak. Bana bakmaktan korkuyorsun. Çünkü sana da bana olan şey oluyor. Beni gördüğünde öfkenin de, inadın da, kırgınlığın da arkasına saklanamıyorsun. Buna izin vermeyeceğim. Bunu yapamayacaksın. Sana bakıp yine bir şeylerin üstünü örtmemi sağlayamayacaksın. Bu kez böyle olmayacak. Ne olacak peki? Feriha, hadi artık. Bak yüzüme, söyle. Bitti mi? Ben seni buraya getirirken düşündüğüm tek şey sana sesimi duyurabilmekti. Bir karar vermeni istemek ya da verdiğin kararı değiştirmek değil. Sadece çaresizce konuşabilmeyi başarmak istiyordum. Ya başardın işte. Dinledik, konuştuk. Şimdi ne olacak? Ne istiyorsun benden şimdi? Senden ne istiyorum biliyor musun? Bir kez olsun kendi inadından, gururundan, aramıza soktuğun ne varsa onlardan kurtulup kendini bana bırakmanı istiyorum. Aileni, annemi, babamı, Rüya'yı, bizden başka herkesi unutmanı istiyorum. Ya ne kadar kolay söylüyorsun unutmak. Ne yapıyorsun unutturmak için? Kapıyı kilitleyip burada saklanırken bizden başka kimse yok işte. Ne yapalım o zaman, buradan hiç çıkmayalım mı mesela? Peki. Kimseyi unutmayalım. Bunu yapamazsın, anladım. Ama bu kapıdan herkese bir cevap vererek de çıkamazsın, değil mi? Alın işte. Biz birbirimize her şeyi yaptık ve siz de bize her şeyi yaptınız. Biz hala buyuz işte. Bakın hala böyleyiz. Başaramadınız da diyemezsin, değil mi? Artık benim ne istediğim önemli değil. Sen ne istiyorsan o olacak. Ay. Yine bütün yükü bana bırakıyorsun, öyle mi? Önce beni bu evden gitmeye mecbur bıraktın, şimdi burada durmaya mecbur bırakıyorsun. Mecbur değilsin. İstemediğin hiçbir şeye mecbur değilsin. Kendimi çok yorgun hissediyorum. Feriha bak, birbirimizi yorduk biliyorum. Pes etmek istemiyorum. Buna izin vermek istemiyorum. Bak ben anlatamıyorum. Pes etmek pes etmektir. Yorulmak yorulmaktır. Buna izin verip vermemen hiçbir şeyi değiştirmez. Biz her şeyi konuşup halledene kadar buradan çıkmayacağız demiştin. Konuştuk. Bak evi harabeye çevirdik. Neyi hallettik? Sorduğuna göre hiçbir şey. Bu kadar kolay olacağına inanmış mıydın? Buraya dört duvar arasına sıkışalım. Eteğimizdeki taşları dökelim. Birbirimizin kafasını gözünü yarsak da hallederiz mi sanmıştın? Bunun böyle olmayacağını söylemiştim. Ben elimden gelen her şeyi yaptım. Ve artık için rahat, öyle mi? Birkaç duygusal itiraf, birkaç acı çocukluk anısı. Başımıza yıktığımız bir ev. Evet, bunlar çok değerli. Ama şimdi ne var elimizde? Buraya gelmeden önce ne vardı? Seni buraya getirmeseydim benimle tek kelime etmeyecektin. Saçma sapan bir konuşmama trafiğinden çıkamayacaktık. Laf kalabalığı yapıyorsun. Bana hala bu eve kapanmak neyi halletti söyleyemiyorsun. Sen söyle o zaman. Neyi halledemedik? Onu söyle. Hadi bitti de bana. Emir, gelme üstüme. Neden? Korkuyor musun? Bitti demekten mi korkuyorsun? Yoksa bitmediğini kabul etmekten mi korkuyorsun? Bitmeyeceğini, bitmediğini bildiğin için mi korkuyorsun?
Biliyorsun, yalanlar, kıskançlıklar. İsteyerek ya da istemeyerek birbirimize yaptığımız bütün haksızlıklar. Hiçbiri bizi bitirmeye yetmedi. Birbirimizi defalarca bitirebiliriz ama aşkı değil. Gücümüz bütün saçmalıkları yetse de aşkı bitirmeye yetmiyor. Yetmeyecekti. Evet, bitmedi. Ne zaman bitti desem, ne zaman kaçsam, ne kadar uzaklaşsam sana o kadar sert geri dönüyorum. Oldu mu, bu mu? Mutlu musun? Evet, haklısın. Hakaretlerin, intikamların, bana yaptığın her şey beni defalarca bitirdi. Ama nasıl bir duyguysa bu, aşk bitmedi, evet. Ama artık bitmemesinin de bir anlamı yok. Anlıyor musun? Bu kez içimdekilere teslim olmayacağım. Ben artık yalancı değilim. Sana bitti diyemem. Ama bu sefer bitmemesi hiçbir şey değiştirmeyecek. Haklıymışsın. Başaramadık. Onlar kazandı, biz yenildik. Yenilgiyi de kabullenmek lazım, değil mi? Biz birbirimize yenildik. Bu yenilgiyle de onları hep mutlu ettik. Ben artık kendi mutsuzluğumla kimseyi mutlu etmek istemiyorum. Hem bu kapıdan çıkmak ne ki? Bizden uzağa atacağım bir adım işte. Burada kalmak benim en büyük hatam olsa bile kaçıp onları sevindirmeyeceğim. Hata. Burada kalmak en büyük hatam bile olsa kalıyorsun. Bizim için değil ama onlar için. Ya sen buna inanıyor musun? Gerçekten bu yüzden burada kaldığına inanıyor musun? Feriha, baksana yüzüme. Niye kalıyorsun? Kimler için kalıyorsun? Söylesene. Kalıyorum. Kalıyorum işte, tamam mı? Sadece onlar için ya da sadece bitirmek için, neyse ne. Bir kaçmak yok. Bitecek ne varsa biz öyle kovalamaca oynarken değil, birbirimizin gözünün içine bakarken bitecek. Sen bitirmek için kalıyorsun. Ve bitene kadar da biz herkesin karşısında mutluluk oyunu oynayacağız, öyle mi? Gerçeğini beceremedik. Oyunu becerir miyiz sence? Tamam. İstediğim buysa. Eğer burada sadece dışarıya oynayacağımız bir mutluluk oyunu için kalıyorsak, hiç şüphen olmasın, istediğini alacaksın. Etrafı toplayın. Pek rengi uymadı ama artık idare edeceğiz. Hadi çıkalım, hastaneye gidin. Bileğin kötü olacak. Gerek yok. Uzatma. Önce hastaneye gideriz. Sonra yurttan eşyalarımı alırız. Dersim de var benim. Peki. Aileni görmeyecek misin? Merak etmişlerdir. Onlar beni merak etmiyor. Okul çıkışı babama uğrar.
dul kadınlar gibi dışarıda gezmiyorum, evimdeyim artık derim. Hadi çıkalım. Çıkalım. Bir sorun var mı? İltihap kapmış mı? Diş ipiyle yapılmış bir dikiş. Son zamanlarda gördüğüm en korkunç manzara diyebilirim. Bunu nasıl başardınız ya? Karım dikiş dikme konusunda pek iyi değildi. Eşim doktordan korkuyor da biraz. Ağladı bütün gece, getiremedik. Neyse, geçmiş olsun. İltihap ihtimaline karşı hafif bir antibiyotik yazacağım. Reçete için biraz bekleyin lütfen. Bu hastaneye daha önce gelmiştik. İstanbul'daki bütün hastanelere bir kere gittik herhalde. Bana neyi bitiremedik demiştin? Aşkı mı? Şimdi keşke söyleyebilsen. Neyi bitirmek için yanımda kaldığını söyleyebilecek kadar cesur olabilsen keşke. Bekliyorum seni burada. Günaydın. Bir daha zor durumda kalmayacağını umut ediyorum. Zor durumda kalsan da seni buraya bir kez daha kabul etmeyeceğim. Haklısınız. Ben de kapınızı tıklatacaktım eşyalarımı aldıktan sonra. Çok teşekkür ederim her şey için. Aynur. Feriha. İnanmıyorum Feriha. Yurtta herkes sizden de aşır. Efsane oldunuz resmen. Hem ben çok merak ettim seni. Yok merak etme, her şey yolunda. Eşyalarımı almaya geldim, eve dönüyorum. Barıştınız yani. Yani konuşuruz sonra, emir bekliyor. Feriha kesin danışacak. Memse anlatacaklarım var. Ben dünen birine tanıştım. Bir avukatla. Feriha çok heyecanlıyım. Kalbim bile pır pır atır. Lazımdı tabii. Şarjı var ama... Sen yine de tak. Bu biraz pahalı değil mi? Alışkanlık. Biraz lüks bir alışkanlık. İkimiz de işsizken. Sen gelmiyor musun? Benim halletmem gereken bir işim vardı. Proje teslimini kaçırdık. Farkında mısın? Levent Hoca anlayış gösterecektir. Seralı günler ha Feriha. Küçük yurt kaçaman ateşli bir şekilde son bulmuş. Yurt günlerim de ateşli geçti. Ne diyebilirim ki? Heyecanı seviyorsun. Senin kadar değil. O kızlar senin elemanlar mıydı? Kollarım uzundur. Bilirsin Feriha. O uzun kollarını benden uzak tut. Sen de Emir Arkan'ı dönme bir daha. Emir Arkan'ı dönme mi? Ne bu, yeni oyun mu? Emir saplantın bitti. Şimdi yıllardır görmezden gelmeye çalıştığın Kore'ye olan aşkını mı fark ettin? Mucize mi bu? Yapma Feriha. Mucizelere inanmadığını söyleyemezsin. Kapıcı dairesinden bu okula, hayatımızın ortasına, Emir'in kalbine konup... ...o bütün yalanlarına rağmen Emir'le evlenmenin mucizelere inanmadan açıklayamazsın. Mucizelerin iyi insanların başına geldiğine inanırım. Anlaşıldı. Bana teşekkür etmek yerine... Benimle laf yarıştıracaksın. Teşekkür mü edeyim? Niye? Senden kurtuldum, artık tek derdim rüya diye mi? Rüya konusunda endişe ettiğine inanmak istemiyorum Feriha. Ben de seninle Emir'le ilgili konuşacağıma inandığına inanmak istemiyorum. Hande.
Ne diyorsun? Bana ilham veriyor. Ya şu rüya her gece karşımıza çıkmıyor muydu? Emir'den sonra hiç gözükmedi. Ya Emir'den önce? Anlayışınız için teşekkür ederim. Rahat ol Emir, hiçbir problem yok. Sadece partiyi bir hafta sonra erteledik. Ece zaten medya planlamasını yaptı ve herkesi organize etti. Aa bak kendisi de geldi. Kaçağı yakalamışsınız. Biz de senin kulaklarını çınlatıyorduk. Emir, davet listesine bakmayı unutma, olmaz mı? Tamam, hiç merak etmeyin. Biz de şu listeye bakalım o zaman.
konuşmak istemeyeceğini biliyorum ama şu bebek meselesini duydum da. İyi misin? Zorlama, konuşmak istemiyorum. Peki. Listemize bakalım o zaman. Ünal Sarrafoğlu. Biraz provokatif olduğunu kabul ediyorum. Gelmez ki. Aa, kim burada? Ece. Koray. Nasıl ya? Nasılsın? İyi, sen? Bak şimdi, Koray'a benden bahsetmediğine inanamıyorum Emir. Unutmuşum. Ben de inanamıyorum Emir. Ece, iki saniye bakar mısın? Daha buralarda mısın? Aha, buradayım. Tamam, geleceğim. Nasıl ya, Ece burada mı çalışıyor? Evet. Dalga mı geçiyorsun oğlum? Bunu niye dalga geçeyim? E niye söylemedin bana? Ne bileyim. Kafamda o kadar çok şey var ki aklıma bile gelmedi. Ateş top ya, yüksek enerji, vallahi hiç değişmemiş. Daha Feriha'ya da söylemedim. Ya ona söyleme zaten. Tanımıyor ki kızı. Hı, tanıyor. Ne? Ece gelmeden birkaç gün önce ona bahsettim. E ne zaman söylemeyi düşünüyorsun? Hiçbir zaman. Çünkü bu onu ilgilendirmiyor. Emir, bir şey merak ediyorum, bir şey soracağım ben. Siz bu Feriha ile aynı evin içinde ne yapıyorsunuz kardeşim? Feriha'nın istediğini yapıyoruz. Birbirimizin gözünün içine baka baka bitiriyoruz. Emir'e çok kızgınım. Ama şu an onunla bunları konuşmak haksızlık gibi geliyor. Bir haftalığına her şeyi erteleyeceğiz diyorsun yani. Bir hafta. Hiç geçmeyecek gibi. Birazdan baban da gelecek. Artık her şey bizim için yeniden başlayacak. Bugün hesaplaşma günü Rüyacığım. Bugün bizim günümüz. Emir geliyor. Feriha nerede? Gelmeyecek mi? Hadi biz girelim. Hadi kardeşim. Hoş geldiniz. Miniğimiz nasıl? Sanki o da biliyor. O da heyecanlı. Bütün kalbimle oğlumun bu tatlı şeyi oğlum diye bağrına basacağı anı bekliyorum. O gün bugün Aysun Hanım. O gün bugün.
Feriha, biz bahçeye çıkacağız. Hadi sen de gel bizimle. Yok, ben burada kalayım. Bir yanlışlık var doktor bey. Duyuyor musunuz beni? Bir yanlışlık var diyorum size. Bir test daha yapacaksınız. Yapmak zorundasınız. Biliyordum. Böyle olduğunu biliyordum. Bana bir şey söyle. Bu ne demek ha? Bu ne demek Rüya? Bilmiyorum anne, bilmiyorum. Savaş merhaba. Hande ben. Az önce baba oldun. Bu kıyamı unutma Rüya. Bebeğin babası birazdan yanında olacak. Tebrik ederim. Savaş mı dedi bu? Savaş. Bu hiçbir işe yaramaz 5 kuruşsuz spor hocası öyle mi? Sen ne yaptın bize? Sen ne yaptın bize? Anne özür dilerim. Ben sana o çulsuzla görüşmeyeceksin demedim mi? O serseriyle görüşmeyeceksin demedim mi? O çulsuz bizim işimize yaramaz demedim mi? Anne tek bir geceydi, sarhoştum. O pislik bana korunduğunu söylemişti. Yürü. Aysun ne oldu? Para içinmiş mi? Her şey para içinmiş. Bu da böyle bir anımız oldu be kardeşim. Emir'in boş günü olduğuna göre hadi bunu hep birlikte kutlayalım. Ben Feriha'yı okula bırakacağım. Baksana. Teklifin hala geçerli mi? Aynen. Borcumuz kadar parayı drink vereceksin. Ben de kapatacağım öyle mi? Söylediğim gibi işte. Hepsi geçerli. Sen ciddiysen. Yani harbiden ciddiysen kabul ediyorum. Tamam. O zaman yarın akşam 8'de Night'a gel. Kime sorarsan gösterir zaten. Başlarsın.
Erken kalkmışsın. Uyumadım. Niye? Senin izin günün olduğu için seni bekledim. Haberim yoktu. Eğer telefonun kapalı olmasaydı ya da gece eve gelseydin haberin olurdu. Bu neydi? Sürpriz mi? Bu neydi? Bu patlıcan salatası. Bu mis salatasıydı. Bu senin sevdiğin çoban salatadan. Ben yatıyorum. Ne yapıyorsun sen ya? Ne yapıyorsun sen? Sen ne istiyorsan onu yapıyorum. Bunu mu istiyorum ben? Ne istiyorsun o zaman? Onu söyle. Burada birbirimizin gözünün içine bakarak bitiriyoruz ya her şeyi. Sen nasıl bitmesini istiyorsun onu söyle. Ben hastaneden döndüğüm gece uyuyormuş numarası yaparak ne yapmak istiyordun? Onu söyle. Hissettiğin her şeyi gidip o herifle konuşurken ne olmasını istiyorsan onu söyle. Seninle konuşamadım çünkü gücüm yoktu. Ben Rüya'yı, bebeği, seni böyle bir aile gibi görünce... Sen de beni Levent Bey'le görmüşsün işte. Aynı şeyi hissettik. Ne gördüğün umurumda değil. Ben ne görüyorum biliyor musun? Biz bunu bile, birbirimize en ağır yerden vuran acıyı bile, korkuyu bile beraber paylaşamadık. Sen gittin bunu o herifle paylaştın Feriha. Ben bunu görüyorum. Sen mi bahsediyorsun paylaşmaktan? Annemin en yakın arkadaşını temizlikçi diye işe aldın. Mehmet'e iş teklif etmişsin. Hem de ne teklif? Bunun bana ne hissettireceğini düşünmedim bile. Çünkü umrunda değil. Umrunda olan tek şey Levent Bey olan öfken. Biz de sadece bunu paylaşabiliyoruz zaten. Evet, paylaşmıyorum. Çünkü ben seni buraya kapattığımda hayatımda kimseyle konuşmadığım kadar konuştum. Bu ne değiştirdi? Bizi nereye getirdi? İşte buraya. Birbirimizin gözünün içine bakarak bitirmeye. Git konuş o adamla. Ne anlatmak istiyorsan anlat. Birbirimizi nasıl bitirdiğimizi anlat. Benim bilmediğim ne varsa o bilsin. Evet, Levent Bey biliyor. Benim neden burada kaldığımı çok iyi biliyor. Eğer gelseydin sen de öğrenecektin. Ama o kadar düşüncesiz, o kadar kabasın ki sana hiçbir şey anlatamayacağım şu an. Rahatsız edeceğim değil mi? Evet. Kesinlikle rahatsız edeceğim. Çünkü sen nasılsan ben de öyleyim. Senin kadar anlaşılmazım, senin kadar kapalıyım. Ne oldu? Bana bakarken kendinden mi yorulmaya başladın? Sosyete uçmuş ya. Sen bir de bunları Halloween'de gör. Halloween mi? O ne lan? Hanımefendi. Yalnız bu parti şifreli. Parolayı söylemeden içeri giremiyorsunuz. Gerçek yüzünü göster. İyi eğlenceler.
geldi İlker ya. Sen trafiğe kalırsın demiştin. Ben kendim gelirdim. Cansu. İnanmıyorum. İlker, hadi çabuk ol. Gerçek yüzünü göster. İyi eğlenceler. Parola. İçeceği istiyorum. Merhaba. Nasıl gidiyor? Eğleniyor musunuz? Daha yeni başladık. Takipte kalın. Gerçek yüzünü göster. Gerçek yüzünü göster. Gerçek yüzünü göster. Kim o herif? 12'ye kadar beklemek zorundasın. O herifin yüzü benim umurumda bile değil. Buradaki tek işinin beni sinir etmek olduğunu biliyorum anne.
Gece uzun Koray. Bence son kararını geceye bırak. Kim lan bu herif? Oğlum boş ver. Hande sana oynuyor. Boş versene. Yani Hande, bu sahte kahkahaları nasıl atıyorsun çok merak ediyorum. Keşke sen de yapabilsen. Hadi kaptan. O kocaman maskenin altında bile ne kadar mutsuz olduğunu görebiliyorum. Bu saçmalık daha ne kadar devam edecek peki böyle? Eğer başarırsak... İnan bana hepimiz için çok iyi olacak. Ama niye üstünüze gelmemiş? Tuvaleti kullanmayacak mısınız? Yok. Eğer makyaj yapacaksanız benimkilerden getirebilirim size. Bu arada Ece ben. Kulübün halkla ilişkiler müdürüyüm. Burada çalışıyorsunuz yani. Evet. Yeni başladım ama. Bu da ilk partimiz. Dövmeniz gerçek herhalde. Gerçek ama eski. Hala üstünüze taşıdığınıza göre çok eskimemiş herhalde. Neyse, benim işe dönmem gerekiyor. İyi eğlenceler size. Sanırım benim için bu kadar yeterli. Ne için yeterli? Ben böyle anlamsız bir şeyin içinde olmayacağımı anladığım için yeterli Hande. Bak sen. Ne oldu? Çok önemsediğin, iddia ettiğin Feriha'nın mutluluğu için bir partiye bile katlanamıyor musun kaptan?
Ya sadece 5 dakika. Maskelerin düşmesine sadece 5 dakika kaldı. Eğlen bakalım Emir Sarrafı. Eğlen. Ama nereye kadar? Güzel partiymiş. Senin de dövmen çok güzelmiş. Anne bana bunu yapamaz. Bize bunu yapamazsın anne. Çıkışın sen de dışarıda konuşacağız. Dışarı çıksana oğlum. Çıksana! Gel benimle. Koray, çıksana oğlum. Konuşacağız. Kendine gel. Dışarı çıkacak bu adam. Koray. Dışarı çık, seninle dışarıda konuşacağız. Yürü. Yani. Çıksana lan! Çık lan dışarı! Oğlum yürüsene. Çıksana oğlum! Çıksana lan! Hadi yürü. Çıksana lan! Sakin ol lan! Çık lan! Kendine gel oğlum yürü. Dışarıya geleceksin dışarı. Buyurun buraya gelecek. Gelecek buraya. Mehmet, Koray'ı sus. Emir, ay. Çıkacak o adam, dışarı çıkacak. O adam dışarı çıkacak. Ya buyurun buraya gelecek. Araba gelsin, içeri girecek. Araba gelsin, araba. Ya o adam buraya gelecek ya da ben içeri gireceğim. Bak söylüyorum, ben içeri gireceğim. Araba gelsin, araba. Ay. Araba gelsin hemen. Bırak Mehmet. Sakin ol. Mehmet bırak. Bırak gitme. Emir Bey, yanınızdaki işiniz Feriha Sarrafoğlu efendim. Bir dakika. Kırsayım ben. Çektirmeyin abi. Dur abicim sen de dur. Emir Bey. Sakin ol. Gelecek lan o herif buraya. Abi. Mehmet bırak dedim, bırak. Sakin ol. Bırak be, bırak. Arabaya bin. Çekmeyin lan.
Sen kimin eski sevgilisi? Çocuk mucuk. Yani sonuçta baksana nasıl güzel. Çıstak çıstak eğleniyorlar. Vallahi hayat parası olana güzel be Mehmet. Ay Mehmet, bir gecede beni götürürsün değil mi? Vallahi sen de ne ballısın. Ya durdun durdun sosyetenin göbeğine düştün. Tövbe tövbe. Ya saçma sapan konuşma Seher. Hadi kapatıyorum ben. Tamam canım. Öptüm. Şu gelin değil çıngıraklı yılan. Mahsustan böyle sesli sesli konuşuyor ki biz duyalım diye. Tabii damarımıza basacak ya. Ben onun ettiği lafları dert edecek değilim be Hatice. Benim oğlum herkesin gözü önünde ezdi geçti beni. Ben ona dertleniyorum. Tabii abi bu dert etmeyecek bir şey değil yani ama... Hani biz de diyorum bak iyi tarafından baksan, hani borcumuz ödendi, hani çocuk da bir ekmek tuttu. Hani bizim kısmetimizde de böyle yazmış diye hani. Yo yo, böylesine kısmet değil, sadaka denir Hatice. Feriha'nın kocası parasıyla kapı kulu yaptı oğlumuzu. Onca laf... Onca hakaretten sonra şerefimizi satın aldı. Ben bunu kabul edemem be Hatice. Nereye abi gecenin bu vaktinde? Ya merdivendeki çatlaklar gözüme takılıyor. Geceden cila yapayım da sabaha kadar kurusun. Ah abi, yor kendini de belki sabaha kolay çıkarsın. Bugün kocalarımızı basma günü oldu bak Gülsüm. Ne diyorsun, yuvalarımızı kurtarabilecek mi sence? Ya da kurtaracak bir yuvamız kalmadı mı? Sen ne düşünüyorsun bu konuda kocacığım? Ben seni gördüm demiş bugün. O maskeyi indi, ben seni gördüm. Feriha sarhoş. Sonra konuşuruz. Sonra konuşuruz. Çok değişik oluyor sonra çünkü. Gülsüm, niye geldin oraya? Sen oradaydın çünkü. Ya şu herifler çekti de şak şak. Yayınlarlar mı? Vallahi gözlerini korkuttuk ama arsız bunlar bir kere. Basar mı basar? Emir Bey'i gördünüz mü? Ha, çıktı gitti o. Sen. Ece. Ha, Hande'cik de buradaymış. Sanırım seni gördüğü için şaşırması gereken kişi bendim. Şaşırmış gözüküyorsun zaten. Ama sen beni her gördüğünde böyle bakardın zaten değil mi? Ben. Ha, bu arada yoksa hala Emir'in peşinde misin? Efsane geri dönmüş. Ben kendim giderim kaptan. Yarın görüşürüz. Sen ne yapıyorsun burada Mehmet? Hocam burada çalışıyorum. Burada.
Öyle icap etti. Mehmet, önemli birileri gelecekmiş. Yürü bakalım. Yürü. İyi sabahlar. Ne oldu? Bakarsın değil mi sen? Uzaktan seversin. Bak. Yakışmış mı yalnızlık? Hadi Feriha. Sesinde yazan benim alnımda yazıyor. Alnımda. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.